Yaşar, Bornholm gidiyoruz pilot için hem dolaşmak için. Ama tabii dört çocuklar çıkarken epey bir zorlanıyoruz. Tuvaletidir, giymesidir, yok ayakkabısıdır. Baya zorlu geçiyor. Bu akşam yetişizi atarız. Çünkü bazen internette sıkıntı olabiliyor. Şimdi Bornholm Point'e gidiyoruz. Hep beraber. Buyurun. Arkadaşlar dört çocukla dışarı çıkınca böyle oluyor. Kendi telefonumu yukarıda unuttum. Şimdi tekrar yukarı çıkıp telefon alacağız. Tabii çocuklar bir tane sonra basmışlar. Gel buraya, yanlış kutusun. Eksi bir, eksi iki hepsine basmışlar. Basmadım. Ben bastım. Evet, sen bastın. Şimdi eksilteye gidiyor. Evet, tabii ki sana söyleyeyim. Telefonumu da bırakmış. Alalım gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz ama arabanın içi gerçekten var ya ve sanki böyle fırın gibi. Yani fırından farklı şu an. Çok sıcak. Hadi bismillah. Bornova'ya Poyet'e yolculuğumuzu başlasın. Saat 4:54. Evet, geç kaldık biraz arkadaşlar ama işte pazar günü yattık falan. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Merhabalar. Günü olduğu için park yeri bulmakta biraz zorlanacağız. Tüm park yerleri dolu gibi gözüküyor. Evet. Neredeyse hiçbir yerde park yeri yok gibi. Birisi çıkacak ki biz park yeri bulabileceğiz. Buralar da var. Daha ücretli miydi? Evet, tamam. Hemen. Arkada var galiba. Bulduğumuz yeri kapacağız. Biraz tabii uzak kalacak artık şeye. Yanında yapacak bir şey yok. Bakın burada tamamen oraya gireceğiz. Şimdi gireceğiz. Sen niye bunları giydin ki aşkım? Öbür pisaları giymedin. Sorun üstü. Ama bunlar ayağını yakar seni. Hadi. Çıktık şimdi. AVM'ye doğru gidiyoruz. Amigos'a gibi biraz soğuk içecek alalım. Oradan sonra Meyde Market'e gideceğiz yanda. Orada Meyde Market. Meydeleri çekeriz, bakarız. Ne için? Ben konuşacağım. Hadi. Hadi. Bakalım içecek neler var. Bir tane Ford F-150 aldık. Bir tane de Dodge Charger aldık. Çok değerli. Evet, işte güzel araçlar. Şimdi içecek almaya gidiyoruz. Başka güzel araç yok. Arkadaşlar, Kırk Yorman'la ilgili aldık. Bu bir tesiri bulduk. Normalde herkese çocuklara birer şey alacaktım. Baktım o fiyat 25 lira, yani 125 lira falan geldi. Ben de bir litre böyle aldım. Bir de pet bardak aldım. Oturduk şöyle bir yere. Burası içi. Şey içiyoruz. Aldığımız içici. Tadı sodaya benziyor ama sodadan kat kat daha güzel bir şey. Tadı efsaneli bir şey. Alın satımını yapmayı düşünüyoruz. Nintendo Switch bu. OLED modeli. Sadece. Evet. Tokyo. Bir tane oyuna girdik. Şu an bakmadım hangisi olduğuna. Sega. Bildiğiniz gibi Sega konsol yapmayı uzun yıllar önce bıraktı artık. Oyun üretiyor.
10 yapıyor pardon. Oyun üretmiyor. Arkadaşlar Bilkom Türkiye'ye getirmişti PlayStation 5'leri. Fiyat 28 bin lira. Türkiye fiyatı için bence iyi bir fiyata veriyorlar. Şu an yurt dışlarının fiyatı 20 bin lira civarında. Bizimkinin evdeki de Japonya ürünü, yurt dışıydı. Türkiye'ye getirilmiş. Arkadaşlar şurada bir Porsche var. Ne bunun? Porsche 944. Fiyatı 170 TL'ymiş. Burada yine değerli bir Hummer H1 var. Bu neymiş? Bu da Porsche 935. Aşağıda ne modelleri var? Bu Porsche 944. 1989 model. Evet. Disney ile anlaşmışlar önce. Şimdi yere takalım. Bu da gerçekten olmayan model. Değişik bir model istiyorum. Evet, bunlar. Bunlar böyle çizgi filmler. Şeyge bakalım. Hulk'un şey bunlar da Matchbox'lar. Şurada özeller var böyle kutlu. Evet. Çok güzel bunlar. Bu Matchbox Collections serisi. Bunlar daha kaliteli oluyor zaten. Çok nadir bunlar. Tabii. Mesela bu uçak satıyorlar. Neymiş bu? Modeli. Bunlar gerçek uçaklar. Mavic 6.2 Airliner. Bir model. Burada mesela var. Burada evet. Mesela. Aşağıda da bunlar var. Bakın burada ne var mesela? Bu başka bir marka. Bunların araçları da bu şekilde. Böyle. Bu ne be? Değişik değişik modeller var. Buradayız. Burada LG'nin QNET adlı bir modeli var. Quantum Dot. Bunlar galiba mini LED televizyonlar. Bu şekilde. Fiyatı 100.000 TL. İyi bence. Boyut da çok iyi. Bu da MacBook Pro var. Bu 16 inç olan. Bu da 14 inç olan. İkisinde de bir dakika aynı işlemci olması lazım. Bakalım. Şurada. Bu Mac hakkında. Bunda 8 GB RAM var. Bu M3'lüymüş. M3 Pro değil. Bu M3 Pro'lu olan. Fiyatlar da bu şekilde. Burada bir stüdyo display var Apple'ın. Bence bu fiyat buna verilir mi bilmiyorum. 75 bin TL. Bence verilmez. Bu da Apple'ın iPhone serisi var. Şu anda elimiz çektiğimiz, şu an çektiğimiz telefon 15 serisi. 15 Pro Max. Evet, aynı renk. 15 Pro, 15 Plus. Tabii bunun şarjı yok. Şu an iPad Pro'dan bir şeyler çizmeye çalışıyor. Bunlar yeni iPad Pro. M4 çipli. Benimdeki M1 çipli. Oluştur. Ekran büyüklüğü. Bir deneyeceğiz zaten. Sonra diğer markaların telefonlarına da bakacağız. Çiz bir şey. Herhangi bir şey. Güven yüz çiz. Hadi. Şimdi diğer markalara bakıyoruz. Ultra var. Gerçekten çok güzel bir telefon. Şu andaki elimizdeki telefonun rakibi. Burada diğer rakip şeyleri var. S24 Plus. Bunun rengi çok güzelmiş. Düz S24. Burada da S323 var. Geçen senenin. Burada Samsung'un Galaxy Watch 6 cihazı var. Şöyle göstereyim. Burada Samsung cihazları var. Mesela yakında yenilenecek olan Z Fold serisi çalışmıyor. Bunlar yenilenecek biliyorsun değil mi? Az kaldı. Bunlar kapalı galiba şu an. Evet. S23 Fine Edition var. Bak bu çalışıyor. Bunlar da yenilenecek. S24 Foundation çıkacak. Bu da Samsung'un daha çok orta seviye cihazlarından. Mesela Galaxy A55 var. Bu da güzel bir Samsung cihazı. Bu da S23 Ultra var. Geçen senenin cihazı. Bu da Huawei'nin cihazları var. Bu dünyanın en iyi kameralı. Pardon bu değil. Pro 70. Nerede Pro 70?
bulacağız. Dünyanın en iyi kameralı cihazı seçildi. Bu şekilde. Önce katılan telefonlarından biri. Magic 2 Techno. Pardon, Honor Magic 2. Çok güzel telefon. Bence çok güzel. İnceliğini şöyle göstereyim size. Bayağı ince. Bakın, bir şey. Evet. Bayağı ince. Katlanınca da çok ince oluyor. Evet. Pikatların. Göster. Katlanınca bakın. Da normal bir katlanınca telefon. Katlanınca da normal bir telefon kalınlığına geliyor. Kamera. Bu kamera için değil ama biliyorum, kamera sende bakalım. Ön kamera bir şekilde. Ön kamera değil. Zoom'da var. Oh, bu bile kırık zoomluyorsa. Çok iyi kırık zoomluyor bu. İyi. Arkaya döndü. Arkaya döndü. Bu şekilde 3 adet. Büyük ihtimal geniş ve ana kamera bir tane de telefoto lensi var. Bu ne? Oppo Reno 11F. Bu yeni çıkan bir cihaz. Bunu da bu şekilde. Bunda da hangi özellikler var yazmıyor ama 256 GB RAM yazıyor. Değil de 8 GB RAM varmış. Hangi işlemcisi falan yazmıyor. Ayarlarda yazıyordur belki. Bir bakalım ayarlara. Ayarlar. Cihaz hakkında. MediaTek Dimensity 7050 var bu cihazda. Bu şekilde. Ben Türkiye'de en çok satan Apple telefonlarından biri var. iPhone 11. Görüyorsunuz. Tabi şu an iPhone etkin değil diyor. Cihaz açık değil ama Türkiye'nin gerçekten en çok satan iPhone'larından birisi. Burada iPhone 12 var. Bu da çok güzel bir cihaz. Ve hala alınabilir bir cihaz. Fiyatı 31 bin lira şu anda. Evet Elif. Sıcak kalabalık. Gerçi İzmir'e normalde pazar günü daha kalabalık. Herkes gezden kaçmış. O yüzden şimdi abimlere gidiyoruz. Orada biraz oturacağız. Arkadaşlar bu vlog çok... Bu kadar. Yani çok şey olmadı. Ben çok detaylı olmadı belki de ama. Görüşmek üzere. Çocuklarla gerçekten... çocuklarla çok zor oluyor. Ananı ya, çocuğu ya. Nasıl oluyor? Çok güzel.